Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semih. Ben Merve. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bodrum Havaalanı'ndayız. Saat 5.30. Saat 5.30 Bodrum Havaalanı'ndayız. Avustralya'ya gidiyoruz. Dünyanın güney kutup, kuzey kutup bilmem neresine. Dünyanın diğer ucu diyebiliriz. Evet, oraya gidiyoruz. Bize göre tabii. Evet. Şimdi Bodrum Havaalanı'ndayız abi. Geldik. Aşırı derecede eşyamız var. Aşırı derecede yükümüz ama var. Ama ne yapalım? İki tane büyük boy valiz. İki tane kabin boy valiz. Sırt çantası, laptoplar. O anda böyle şeyler. Bunlar da var. Geldik. Bakalım artık hayırlısı. Oğlum çantalı valizler ağır gitmiyor. Tekeri kırılacak diye korkuyorum. Bir de bavulu böyle streçledik ya. Böyle bavulu bir streçledik. Var ya, tanımamamız imkansız. Bence sardık biliyorsunuz. Sarı bant yaptık. Sarı koli bandı. Abi bir insanın bütün hayatı nasıl tek bir bavula sığabilir? Bavulumuz sağmaz. Büyük boy bavulumuz 21 kilo ve 35 kilo hakkımız olmasına rağmen hiçbir şeyimizi alamadık abi. Almıyor çünkü niye almıyor? Mesela benim sivitim XX large. Üç tane sivitte doluyor. Doluyor abi. Aynen 3 tane sivitte doluyor. Evet, Avustralya'ya gidiyoruz. Bundan sonraki içeriklerimiz Avustralya ile alakalı olacak inşallah. Evet. Güzel bir ev turu yaparız. Evet, gidince bundan sonraki video muhtemelen ev turu olacak. Evet, şimdi Bodrum'dayız. Bodrum'dan İstanbul Sabiha Gökçen'e gideceğiz. Sabiha Gökçen'den Doha'ya gideceğiz. Doha'da biz 1 saat 20 dakika bir bekleme süremiz olacak. Ondan sonra Melbourne uçağına bineceğiz. Aynen. Yani biz Bodrum'dan gittiğimiz için toplamda 2 aktarma oluyor ama. Aynen. Yani çünkü herkes İstanbul'dan gitmiyor. Aynen. Sonuçta İstanbul'dan var bu uçuşlar. Ankara'dan falan yok hiç. Baktık yok vallahi. Aynen yok. Uçak bileti deseniz zaten 50 bin lira para verdik. Evet abi. Uçak bileti çok pahalı. Çok pahalıydı. Aşırı pahalı. Uçak bileti çok pahalı. Bir de bizim işlemlerimiz tahminimizden daha erken çıktığı için. Evet. Biraz yakın tarihe almak zorunda. Bir hafta sonra aldık. Aynen. Bir hafta sonra aldık. Güney'in 13'ü. Ve Avustralya'ya gidiyoruz. Evet abi. Oğlum ben bagaj falan verirken falan var ya, oraları da çekmek istiyordum ama imkanı yok. İmkansız. Her yerimiz doluydu abi. Bir de daha ilk Bodrum Havaalanı'na girdik. Dedi direkt ki, sıkıntıyla karşılaştık abi. Dedi ki uçak içine sadece tek parça alabiliyorum. Yani ya sırt çantan olacak, ya bu olacak, ya da kabin boy. Ama yani biz hangisini atalım yani? Aynen. Hangisini? Zaten birçok şeyi bıraktık. Vallahi burada el bagajlarımızı şeye verdik, bagaja aynen verdik. Eğer artık kilo hakkımız oldu, şöyle bir şey yapabildik. Artık sefer göreceğim de Allah kerim. Aynen. O buradan oraya Katar E5 ile gideceğiz. Eğer onlar almazsa çantayı açacağız. Onu mecbur açacağız. Tamam oğlum, içinde bir İçinde önemli, içinde çok önemli olan şeyleri yanımıza alıp çantayla beraber açacağız. Yapacak bir şey yok. Biz Bodrum Atlas'la çalıştık. İsmail abiyle çalıştık. Bunlarla selamlar. Valla ben İsmail abiyi bilirim. Ben de İsmail abiyi bilirim. Vallahi, ben İsmail yani, abiciyim. İsmail abi ben seni biliyorum abi. Abi şöyle bir şey var, çözeriz abicim, hallederiz abicim. Ya İsmail abi. Hallederiz İsmail. İsmail abi biz bilet alamadık abi ya. Bilet bulamadık. İki tane bilet lazım. Tamam çözdük. Çözücümüz. Hallederiz. Bizim çözücümüz de İsmail abidir. Evet buradan abi. Çok selamlar. Abi seni seviyorum. Şimdi biz Ankara'ya gittik parmak izi vermeye. Artık işte parmak izi vereceğiz. Vizemiz ne zaman çıkacak bilmiyoruz. Semih önce verdi. Evet. Parmak izini verdi abi. 10 dakika sonra vizem çıktı. 10 dakika sonra vizem çıktı ama nasıl? 10 dakikada. Bak Semih geldi, sonra tuvalete gitti. İsmail abi bana yazıyor, kamerayı aç diye. Ondan önce de biz konuşmuştuk hani çekim falan yapıyoruz. Aynen. İsmail abi şey dedi hani kimin vizesi çıkarsa diğerini ararım ki onun işte fokusunu çeksin falan. Ondan sonra bana da söylemedi Semih'in vizesi çıktı mı çıkmadı ama ben oradan biliyorum. İşte ben böyle Semih'i çekiyorum falan. Semih bizi kandırdı. Aynen. Bir insan bu kadar kolay ne kadar çok bilet alabilir falan dedi. Sonra Semih'inki çıktı, bizde bir yarım bir sevinç. Benimki ne zaman çıktı? 10 dakika bu arada şok. Aynen. Ondan sonra bizim Ankara'dan Bodrum'a gelecektik. İşte uçağımız vardı. Havaştayız. Benim daha vizem çıkmadı ama böyle 45 dakika falan oldu. Ben dokunsun ağlayacağım işte. Ondan sonra Havaş'ta beni aradı ama beni çok daha iyi işletti abi. Evet. Çok daha iyi işletti. Çünkü senin bir saat olunca sen otomatikman işletildin. Aynen. Bu arada bir saatte de yani bir saatte vizenin çıkması da çok güzel bir şey. Benim aynen. Bence orada, bir saat de şov. Aynen. Sen orada 10 dakikaya kapıldın.
Aynen. Benim bana kapalı yani. Bir de şey, bizim parmak izi sıramızda çok az insan var. Yani Avustralya için çok az parmak izi var. Aynen, Avustralya'da hiç sıra yoktu. O yüzden oradaki çalışan da hızlı işlem yapmış. Aynen. Benimki de Avustralya ile Türkiye arasında 8 saat fark var. 8 saat Avustralya önde. Bir gün atlamış falan. Aynen. Benim ondan belli. Yoksa ben de alırdım oğlum 10 dakikada. Ne bileyim falan, ben aldım. Ben hiç karışmam. Aynen. Ben ağzımı açamıyorum. Sonra tabii biz sevincimizden ne yapacağımızı şaşırdık. Havaş'tayız falan. Sonra atladık Bodrum'a geldik. Bodrum'dan hemen sonra gittik İsmail abinin yanına gittik. Ondan sonra biletlerimizi ayarladık falan filan derken anca zaten. Şu anda buradayız. Gidiyoruz. Evet, bugün gidiyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 1,5 gün sürecek. Yani bugün mesela 6:20'de bizim uçuşumuz. Yarın oranın saatiyle saat 6'da, akşam 6'da. Sabah 6'da uçuşumuz. Orada akşam 6'da ineceğiz. İnmiş olacağız aynen. Nereden baktım? 1,5 gün sürüyor. Evet. 1,5 gün sürüyor. İnşallah uçakta yemekler güzeldir. Evet. Aynen. Umarım ya. Doyar en azından. Evet. Şey de yemedik. Yani bu şekilde. Ayrıca nişanlandık. Benimki de burada. Hiç çıkarmıyorum yüzümü. Sanki bunda doğmuş gibiyim. Yani hayatımızdaki güncellemeler bu şekilde. Artık nişanlı olarak Avustralya'da gidiyoruz. Nasıl yani gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Hiç kimseye söylemedik, haber vermedik. Arkadaşlarımız bile artık vizemiz çıktıktan, hatta biletimizi falan aldıktan sonra öğrendiler. Aynen. Tabii ki bir yoğun bir süreçten geçtik ama düşündüğümüzden hızlı oldu. Aynen. Onları merak ederseniz yazın. Belki... Beyazıt Hava Yolları TC2265 sefer sayılı İstanbul'u Sabiha Gökçen. Uçağa kalkış için hazırdır. Nasıl? Yolcuların 102 numaralı kapıya geldiğiniz kapı. Uçağı. İşte gidiyoruz. Yazarsanız yazın. Belki cevaplarız. Haydi bay bay. Sabiha'dayız. Şimdi seni kolunu aldık. Tam 4 tane bavulumuz gelecek. Şu an daha en miniği geldi. Bizim değil mi? Evet. Bir tanesi bu. Tamam. Bak bir daha geliyor. Benim de küçük geldi. Abi inşallah bunları alırlar uçağa ya. Çık 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 çık. Hadi büyüklere bakalım nasıl alacaksın. Bak biri geliyor. Bakın şimdi bu ikisi büyük boy bavullarımız, bu ikisi küçük boy bavullarımız, şu Semih'in sırt çantası, bu benim sırt çantam ve iki tane laptop çantamız var. O zaman hadi gidelim dışarılara. Tamam, hadi gidelim. Arkadaşlar dışarılara geldik ama var ya öldük abi, sırt çantası. Evet. Elime ben bir üstüme bunu giymiştim. Battaniye diyorlar. Aynen abi, battaniye demişler buna. Üstüme bir de bunu giymiştim var ya, terden öldüm. Ama ne yapalım, bavula sığmadı yani. Evet, bavula sığmadı diye mecbur giydim. Daha evet, Merve bir de bir sürü eşyalarını almadı. Keşke onları da giyseydim. Lütfen dikkat. Ben 5 tane crop giyerdim. 5 tane crop bana olurdu. Evet ya, birçok şeyimi alamadım. Amsterdam. Şimdi buradan kapımıza gidiyoruz. Evet. Bagajımızı aynen bagajımızı verdik. Bagaj beklediğimiz gibi değilmiş. Bagajın başka şeyleri var. Kolay mı bilmiyorduk ama. Aynen. Şimdi buradan kapımıza gidiyoruz. Şimdi buradan Doha'ya gideceğiz. Doha'da aktarmamız var. Aktarmayı bekliyoruz 1,5 saat. Sonra oradan Melbourne'den. İnşallah yemekleri güzeldir. Hiçbir şey yok. Valla ben öyle her yemeği yiyemiyorum. Umarım güzeldir ya. Aynen. Zaten ben sebze yerim. Et yemem. Evet, ben sebze yiyorum. Vardır muhtemelen. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. Burada abi İstanbul'da şartlarda her erkeğin kafası bandajlı. Evet, herkes saçak demiş. Kadınların da burnu bandajlı Instagram'da yazdım. Evet. Onlar da bu mesleği. Aynen, ya saç ya burnu abi. Saçak içinde merkezimiz diyebiliriz. Aynen, diyebiliriz abi. Bir de burada mikrofonla çekemiyoruz. Mikrofonu artık sokacak bir yer bulamadık. O yüzden böyle sesi biraz alabiliyor. O yüzden şimdi kusura bakmayın. O zaman şimdi kapımıza gideceğiz, görüşürüz. Heyecanlı mısın? Git. Heyecanlı. Daha 20 saatlik uçuşa gelmeden cılkımız çıktı mı? Çıktı. Gerçekten. Daha Bodrum'dan İstanbul'a gelene kadar
Koltuğumuz bura mı? Burası değil. 20. Tamam, şurası. Arkadaşlar uçağa bindik. Doğaçam'dayız. Doğaçam şimdi. Bir tane yaz top, verirler. Top, çok sıkışık. Hemen neler alalım diye sana söylüyorum. Aynen, ne verirler? Bir tane şöyle yaz verirler herkese. İşte bir tane şöyle bir kulaklık. Ama böyle bir kulaklık yok. Kulaklığın iki tane girişi var. Burada tek girişi var. Burada bir tane girişi var. Şansına baktın abi. Bir tane de. Şurada bir tane verirler. Nasıl? Bir bak, açık göz zaten. Başka bir şey var mı diye kurcalıyorum. Böyle polar bir bakmayı var. Güzel. Benim polarıma benziyor. Evet, getiremediğim polarına benziyor. Evet, getiremediğim polarına benziyor. Bu bizim mi oluyor? Bizim oluyor da götürmeyiz yani. Götürmem. Sadece sonsuza kadar benim oluyor, onu merak ettim. Sonsuza kadar senin oluyor. Değil mi? Öyle düşünüyorum. Ya da yıkanıp veriyor mu? Bilmiyorum. Biz zaten çok kalın değilmişiz, örtmeyiz. Bugün nasıl örtüsü yıkamasına sıkıntısı o yüzden getiriyor. Doğa'ya geldik. Burası aşırı sıcak, 75 derece. Şu üstümdekiyle bugün nem. Yemin ediyorum bak. Oğlum otobüslerin Bodrum'dan falan camı. Antalya'da hep abi her yerin bütün camlardan soğuk oluyor. Bütün sıcak. Camlardan soğuk oluyor. Ben bu, ben üstümdekiyle ne oldum bugün? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Ben bir soru atayım. Gel kafamızı bulacağız. Aktarma bir saat ama az ama yetmiyor biliyor musun? Değil mi? Yetmiyor. Az ama yetmiyor. Tuvalete mi gideceğin gibi. Hepsi bir sıra var. Aynen. Ben bu kadar sırayı bir burada gördüm, bir askerde gördüm. Bu arada Doha'da bütün kapılar güvenlikle geçiyorsun. Abi her oradan şeyden. Oradan buraya mesela normalde hani biletini alırsın kapına giderken. Normal bekleme yerinde oturursun, sonra kapına binersin ya. Burada oturma yerine de güvenlikle oturma geçiyor. Oturma yerine de güvenlikle geçiyor. İlginç. Güvenlikle alakalı hiçbir problem yok. Şu adam var, sorsana ya. Mezun kuramı, emin olarak. Hadi sor gel. Ne diyor? Hadi. Aa tamam. O zaman gidip bir tuvalete falan girelim. Sonra uçağa binelim. Çünkü uçak büyük olduğu için sırası falan büyük olabilir. Daha uzun olabilir. Şu anda herkes beklemeyelim. İyi tamam. O zaman işlerimizi halledelim. Uçakta görüşürüz arkadaşlar. Ama bir dakika görüşürüz hemen ama bir şey söyle. Abi 4 saat kaç saat yol gittik? 4 saat 20 dakika falan yol geldik. 4 saat 20 dakika yol yemin ediyorum bitmedi. Biz bunu nasıl, bitmedi. Nasıl şu an bundan nasıl sonra 13,5 saat bak, var. Bak ne olacak söyleyeyim. Şimdi önce İstanbul'dan Bodrum'dan İstanbul uçağına bindik ya. Evet. Orada bir günü doğurduk. Aynen geceydi sabah oldu. Aynen. Yoldan oradan buraya gelirken gece sonra oldu. Güneşi batırdık. Şimdi mesela Melbourne uçuşuna bineceğiz. Orada 8 saat bir fark olduğu için. Aynen. 3-4 saat sonra gün yeniden doğacak. Aynen. Neredeyse gece görmem. Yani ben anlamadım. Hep geceyi kıyısından kaçırıyoruz. Bir dakika önce nereye gideceğiz? Doğu Bey'e gidelim. İşlerimizi halledelim. Tamam. Aynen yan yana zaten. Tamam. Görüşürüz. Şimdi şu anki bindiğimiz. Şu an başlıyoruz. Diyebiliriz abi. Çünkü bu son uçak. Ne yaptık ne ettik bilmiyorum. Zamanlar falan her şey beynim yanmış durumda şu an biliyor musun? Gerçekten. Evet gidelim oturalım. Abi yıldızlar arasındaki adam gibi Melbourne'e gidip kitap düşürmek istiyorum. 31. Bilmiyorum öyle bir şey. One eternity later.
az kaldı. Az kaldı bir saat. Bir saat hiç yapmamıştım. Hayatımda ilk defa böyle olmuştu. Arkadaşlar günaydın. Biz geldik. Biz geleli 3 gün oldu. Aynısını söyledim. Anasını satayım. Ben basın açıklaması yapıyorum. Sen normal bir açıklama yaptın. Ben basın açıklaması yapıyorum. Biz geleli 3 gün oldu. Geldiğimiz gün onun apar toparı, onun heyecanı. Ertesi gün o iş, bu iş adısını yapmamız gerek. Hayır, ben anlatıyorum abi. Hiç öyle olmadı. Ne oldu? Videoyu neden kapatamadık? Çünkü tam ülkeye girişte Semih elini kolunu sallayarak geçerken beni officer çekti. Ha aynen, orada Semih'i evet. Çekince. Aynen, ben çok ecel terleri falan döküyordum. Aynen. O sırada. Sonra işte kapatamadık videomuzu. Neyse işte geleli 3 gün oldu hayatım. Onun detaylarını anlatırsın artık bir ara. Anlatırım. Merve'yi çektiler, ben elimi kolumu sallayarak girdim. Anlatayım, onun zaten çok bir detayı yok. Şimdi ülkeye girerken bizim pasaportlarımızı aldılar, bize bir soru sordular. Semih'e soru sormuşlar. Semih anlamadı sordukları soruyu. Evet. Sonra dedi ki, sorry dedi, I don't understand dedi. Evet. Sonra Semih böyle of falan yaptı. Kağıdına bir tane işaret koydu. Sonra bana dedi ki, bana da başka bir officer bakıyor. Yani buraya gelmeden önce hiç dedi 7 gün başka bir, 7 gün içinde başka bir ülkede bulundun mu dedi. E ben de bulunmadım dedim. Doğal olarak. Doğal olarak bulunmadım dedim. Ama işte o Doha'yı mı sordu bilmiyorum, anlamadım. Ne oldu dedim abi, bana da bir işaret koydu. Sonra ikimiz Semih'le böyle geçerken kadın dedi ki, sen birinci kapıdan geçebilirsin, sen ikiden devam et dedi bana. Evet, ben beni çekecekler derken beni saldılar. Aynen. Merve'yi çektiler. İki çok korkmuştu, herkesin böyle bavulunu açıp teker teker böyle bakıyorlardı falan. Biz de tabii bavulu streçlediğimiz için ben onun derdindeyim. Diyorum ki evet. Bunu nasıl açacağım? Evet. Bunu nasıl açacağım ve açamadığımı, hani neden açamıyorum, bunu nasıl izah edeceğim? Aynen. Falan, ben onun derdindeyim. Aynen. Ondan sonra bavulları falan koydum, neyse açtırmadılar ama çok kötü bir bekleyişti yani. Orada hep gördüm hani nasıl böyle ince ince baktıklarını falan. Evet. Çok güzel bekliyorum. Aynen. Burada değişik değişik kuşlar var. Evet. En çok dikkatimi çeken şeylerden birisi evet, o. Bir tane saldırıyormuş. Evet. Papağan. Öyle, öyle yani. Öyle işte. Buradayız işte, 3 gün oldu. Daha böyle yeni işlerimizi hallettik işte. Banka hesabı falan açtık. SIM kart aldık falan falan derken. Öyle artık. Sağ olsun buradaki arkadaşlarımız şu kartıyla ilgilendiler. Evet, onların sayesinde biraz hızlı ilerledik. O zaman bizimle Melbourne'e geldiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.